Yani hizmet ediyorsunuz. Geriye baktığınız zaman yanlışlıklar yapmış oluyorsunuz, hatalar yapmış oluyorsunuz. Bazen de kalp kırmalar da oluyor. Benim de Aziz Yıldırım ara sıra kalbimi kırdı ama çok hizmet yaptığında hepsi her zaman o hakkı kendisine verdim. Bugün burada bütün gün dinlediğim konuşmalarda yaptığı hizmetlerden dolayı kalbini kırmayın. Çünkü kulüplerde görevler gelip geçicidir. Kulüplerde herkes Fenerbahçe kulübüne özellikle hizmet etmek çok büyük bir olaydır. Biraz evvel stadı kaldığımız yere devam edeyim. 1947 yılına geliyor. 1947 yılında o zamanki yönetim 27 sıralı Doğu, neresi oluyor Doğu? Tribünün doğusu Vefa? Neresi? Stadın doğusu neresi? Stadın doğusu burası. Burası. Başkanım, demek ki başkanım 27... siz doğuyu nere diyorsanız doğrudur. İşte bakın böyle bir demokrasi yönetimi vardı bizde. Gazeteciler soruyorlar Vefa Bey'e, sizin yönetimde demokrasi var mı? Bu Ali Şen galiba diktatör. Vefa Bey diyor ki asla öyle bir şey yok. Biz devamlı hepimizin fikrini alır ama en sonunda Ali Bey doğrudur. Ne diyorsa doğrudur. Gördüm ki Aziz Yıldırım da öyle yaptı. Çünkü her başkan Fenerbahçe kulübünde sizlere daha hizmet etmek için o yetkiyi sizlerden, o yetkiyi kongre üyelerinden alıyor. Sonra aynı gün... Sevgili başkanım, Sayın Şen, birlikte çalıştığımız değerli başkan, başkanlığın mutlaka bir rüçhaniyeti olmalı. O rüçhaniyeti kendiniz tayin etmek suretiyle. Evet. 5,5 dakika oldu. Çabuk geçmiş, anladım. Çok... Anladınız, ne kadar sevgili. Öyle nazik bir insandır ki hatırlatmayı da böyle yaptı. Bu tarz hatırlama ancak Vefa Bey yapabilir. Şimdi 1947 yılında para lazım. Onun affına sığınıyorum. Biliyorum bir ayrılık yapmayacak ama bir buçuk dakika. Başkanım 1907'den başla. Niye 47'ye geldin? 1947'den başla. 1947 yılında şimdi zamanı kısıtladım. 1947 yılında Yapı Kredi Bankası'ndan bu kulüp 10 bin lira borç istiyor. 100 bin lira borç istiyor. 100 bin. Bakın bankacılar ne kadar akıllıymış. 70 yıl sonra Yapı Kredi'nin sahibinin bizim bugünkü başkan adayı Ali Koç olduğunu bilmişler. Yani olacak işte değil mi? 1947 Yapı Kredi bize 100 bin lira veriyor. Amaç adlı şirkette 3 ayda 27 sıralık bu betonu ilk defa yapıyor. Yıllar geçiyor. Vakit olmadığı için söylüyorum çünkü. Şimdi dedim ya başta bu kadar gönül bağı birdenbire yani koparsa ama zaten herkesin bağı kendinde. Ama şunu söyleyeyim ki Aziz Yıldırım'ın, Aziz Başkanım'ın yaptığı hizmetleri biz zaman zaman düşünce olarak ayrı olmamıza rağmen hep takdirle karşıladım. Bir gün şu tribüne geldim. Çağırdı beni. İnşaat yapılıyor. Yağmur yağıyordu. Bir ilkokul talebesi gibi yukarı koşuyor, aşağı koşuyordu. Böyle bir heyecanlı Fenerbahçeli'yi gördüğümde yani bugün Şimdi gelelim en son kelimeme çünkü Vefa Bey'in bir ters tarafları var. Ona muhatap olmayalım. Şimdi benim bir rüyam vardı. Bu rüyamda Türkiye'deki büyük ailelerin çocuklarının kulüpte görev almaları. Büyük bir rüyaydı bu. Ve bir gün gelecek Ali Koç Fenerbahçe'de başkan adayı olacak. Bu rüyaların ötesinde Fenerbahçe için en büyük şansın ötesinde Türk sporu için en büyük şans. Şimdi vakitler, gönüller bir ama bir teşekkür borçluyum Aziz Yıldırım'a. En büyük teşekkür. Teşekkür 2006 yılına gidiyor. 2000
2006 yılında Aziz Yıldırım Ali Koç'u yönetim kuruluna aldı ve bize bugünleri yaşatmaya sebep olan temeli o gün attı. Çünkü Ali Koç'u aldı yönetime. Ali Koç'u Fenerbahçe'ye getirdi. Getiren kişi Aziz Yıldırım. O bakımdan böyle bir kişinin gelmesinden dolayı eminim ki bizim başkanımız Aziz Yıldırım'ın da içinde Fenerbahçe her zaman iyilik istediğini bildiğimizden çok hakikaten büyük hizmetlerin peşinde olup da gelen kişinin daha hizmet yapmasından da rahatsızlık duymayacağına eminim ve Aziz Yıldırım'ın kalbinde de Ali Koç adaylığını biliyorum. O da destekliyor. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Divan Başkanım bu. Ben bir şey rica edeceğim. Sözünüzü öyle bağlayın. Madem 20 sene önce rüyanız çıkıyor, bir 20 sene sonra da bir rüyanız inşallah bu gece yatın. Tamam mı? Onu da yarın açıklarsınız. İyi ki vefa küçüğe sahibiz. Onu da teşekkür ederim. Sağ olun.